Selamünaleyküm sevgili hanımlar, Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın izniyle bir videomda daha sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Daha önce izleyenler bilir, bu babet patiğin yapımını kanalımda paylaşmıştım ve videom biraz uzun sürdüğü için süs kısmını da bir video halinde çekmeye karar verdim. Buyurun birlikte yapalım arkadaşlar süsünün yapımını. Ben bu babet patiği 28-29 keçi numaraya uyguladım tabana. Ama ileriki bölümlerimde, ileriki videolarımda inşallah Allah'ın izniyle büyük babet patiğe de denemeyi düşünüyorum. Daha bir farklı çeşidiyle inşallah tasarlayacağım. Evet, buyurun yapımına geçebiliriz. Tığımız 7 no arkadaşlar. Patiklik ip kullanacağım. Tabii siz bu süsü başka bir yerde denemek istiyorsanız yelek ipinde deneyebilirsiniz. Ben şimdi patik yaptığım için patik ipim ile başlıyorum. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Tığımızı hemen şöyle bir tane zincir çekip sabitledik. Ve buraya 7 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirden sonra tığımızın başına ipimizi 2 defa aldık. Ve şu görmüş olduğunuz zincirin içine batarak 1 2 3 ikişer ikişer 3 de çektik. Buraya şöyle bir tane zincir çektik. Şu görmüş olduğunuz yaptığımız kordonun içine bu şekilde 1 2 3 4 tane ip doladık arkadaşlar. Ve hemen bu ipi bu şekilde çektik. İçinden çektik. Ve burayı topladık ve sıkıştırdık. Şimdi ise tığımızın başına 1, 2, 3 defa ipimizi aldık. Ve aynı yere tekrar batım yapıyoruz bu şekilde. Ve bu sefer ikişer ikişer yine aynı şekilde kordon yaptık. Ve buraya bir tane zincir çekip geri döndük. Şu kısma kaydırma tekniği ile birleştirdik. Tekrar bir tane zincir çektik ve geri dönüş yaptık. Şimdi ise kenarının sık iğnesini gideceğiz. Her bir şu görmüş olduğunuz kordonun içine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi ise şu kısma atlıyorum. Tekrar buraya da 8 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Evet, birinci halkamız oluştu arkadaşlar. Burada hemen şu kısma sık iğne ile bir tane batım yapıyorum. Burada tekrar 7 tane zincir çekiyoruz. İkinciye geçiyoruz. 1 2 3 4 Evet, 7 zincir çektim. Tığımın başına 2 defa ipimi doladım. Ve yine şu görmüş olduğumuz en son zincirimizin içine batım yapıyoruz ve bunları tekrar ikişer ikişer 3 defa da çektik. Ve buraya bir tane zincir çekiyoruz. Bu şekilde yine 4 defa ipimize doluyoruz. 2 3
4 ve hepsini birlikte çekip topluyoruz. Burada ise 1, 2, 3 tane ipimizin doluyoruz tığımıza ve aynı batmış olduğumuz zincirin içine batarak bir tane alıyoruz içinden, ikisini bir çekiyoruz, ikisini bir, tekrar bu şekilde tekrar ikisini bir çekiyoruz. Burada bir tane zincir çekip şu görmüş olduğunuz şu kısma bu şekilde bir birleştirme yapıyoruz. Bir tane zincir çekip tekrar geri dönüş yapıyoruz. Tekrar şu görmüş olduğunuz halkanın içine 8 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şu şekilde alıp diğer halkanın içine geçiyoruz hemen. Tekrar 8 tane de bu kısma batıyoruz. Şöyle göstereyim. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Evet, görüntü bu arkadaşlar. Şimdi ise şu kısma sık iğne ile batım yapıyoruz. Şimdi ise diğer halkamızı yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tekrar tığımın başına 2 defa ipimi aldım ve şu görmüş olduğunuz zincirin içine batım yaparak ikişer ikişer zincirlerimi, ilmeklerimi ördüm. Ve burada bir tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 tane dolgu yaptım ve topladım. 1, 2, 3 tane tığımın başına doladım ipimi. Aynı yere batım yaptım. Bir tane ipimi çıkardım. 1, 2'şer 2'şer 2, 3, 4 de çektim. Buraya bir tane zincir çekip geri dönüş yaptım ve bu kısımdaki yere bu şekilde birleştirdim. Tekrar bir tane zincir geri dönüş yaptım. Ve şimdi ise 8 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şu kısma hemen atlıyorum. Evet, 8 tane sık iğneyi yaptım ve şu kısma hemen bir birleştirme yaptım arkadaşlar. Aynı şekilde devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siz bu süsü ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız o kadar uzatacaksınız veya ne işinize yapacaksanız ona göre bunu uzunluğunu bu şekilde yapımı. Ben 4 tane yapmıştım. 1, 2, 3, 4 tane halka yaptım. Şu şekilde. Şöyle. Bir tane daha yapıyorum arkadaşlar ben.
Bu kısmın dolgusunu 5 ile yapabilirsiniz sizler. İsteğinize göre. 3 tane yine tığımın dışına doladım ipimi. Ve bunu 4 de çekiyorum arkadaşlar. İkişer ikişer. Burada bir tane zincir, geri dönüş. Çok basit bir örgü. Süsleyebileceğiniz bir tane zincir çekip geri dönüş yaptık. Ve sık iğnemizi dolduruyoruz. Bir, evet arkadaşlar, iplerini temizledim. Böyle güzel bir süs. Patiklerinizi 5 dakikada süsleyebileceğiniz harika bir süs. Diğer patikte inşallah bu şekilde düşünüyorum. Ön kısmına bu şekilde yaparak büyük patikte de sizlere bir video çekmeyi düşünüyorum. Evet, bu aşamaya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videolarımı izledikten sonra arkadaşlar, videolarımı beğeniyorsanız beğenmeyi unutmayın lütfen. Desteklerinize ihtiyacım var. Evet, bir diğerki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.